zaman şöyle diyeyim, ileri derecede kıskançlık aslında bir drama ve içinde de birçok deneyim, zaman, mekan içeriyor. Peki bu dramada kıskanan kişi ne düşünüyor? Yani nasıl davranıyor? Ya da bunun patolojik mi değil mi? O sınırını nasıl belirliyorsunuz? Şimdi bir kere paranoid bozukluk diye bir tablo var. Ciddi bir psikiyatrik tablodur. Ve gerçeği değerlendirmenin bozulduğu bir tablodur. Yani bir ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Ve bu hastalığın çeşit çeşit gerçeği değerlendirme bozukluğu şeması vardır. Ve buradaki ilk sıra daima kıskançlıktır. Şimdi bunu çok iyi ayırt edilmesi lazım. Yani bu ağır baskılayıcı, zarar verme, yani bir sürü üçüncü sayfa haberini içeren, zarar verme dürtülerinin çok güncellendiği, içinde soru işareti barındırmayan, mutlak cevapları olan ya ve belli şemalarla onu destekleyen, bu desteklenen şemaların da bir süre sonra çok anlamsızlaştığı bir şemadır ve bunu bir kere bir kenara koyacağız. Bu mutlaka bir tedavi gerektiriyor. Mutlaka. Onun dışında aslında hastalığın dışında, bir psikiyatrik hastalık dışında var olan ve fakat hastalıklı bir duygu olmaya doğru yol alabilen kıskançlığa baktığımız vakit kıskanan ne hissediyor ve ne düşünüyor diye. Şöyle düşünüyor. Bir, beğenilmiyorum ilk sıra. İki, bu bana nasıl yapılır? Üç, erkek ve kadında orada tas zaman bir yol ayrımı ortaya çıkıyor. Mesela çalışmalar da gösteriyor ki erkek aldatması daha makul görülen ya da kodlamalarda böyle kabul edilebilirliği daha yüksek olan bir aldatma. Dolayısıyla kadınların gündelik hayat duygusal kıskançlıkları yüksek. Ve fakat sistematik olarak bir duyarsızlaşma da var anladığım kadarıyla neredeyse. Aldatılmayla ilgili cevapları erkeklerinki kadar sert değil ve sıklıkla daha yapıcı. O vakit tabii bir kadının yuvayı koruma, çocuklarını koruma refleksinin burada olağanüstü düzeyde bir önemi var. İki, her toplumsal bilgi önce böyle tenimizin üstünde dolaşır, sonra yavaş yavaş aşağıya doğru iner. Ve dolayısıyla burada erkeklerin daha poligamik olduklarına dair bir pankart ve bunun böyle bir tık daha kabul edilebilirliği üzerinden bir mekanizmada işlediği için kadınların kıskançlık ya da aldatılmayla ilgili hikayelerde sistemi koruma refleksleri daha yüksek. Erkeklere çalışmalardan bahsediyorum, sadece kişisel deneyimim değil. Erkeklere baktığımız vakit orada daha az yapıcı bir yaklaşım var. Hatta daha yıkıcı bir yaklaşım var. Daha hikayeye biyolojik tandanstan bakanlar ya da antropologlar diyorlar ki burada tabii iki tane mevzu var diyor. Dünyada hiçbir erkek yoktur ki çocuğunun kendisinden olduğundan biyolojik olarak emin olamaz. Ve dolayısıyla bir erkek için aslında hani o üremenin hikayenin omurgası olduğunu varsayar ise bir erkek için bir kadının sınırlanmasının ve cinsel olarak da kendi mülkiyeti içinde olmasının yanı sıra bir önemi var diyor. Yanı sıra. O yüzden ama hani kadın için bu bir bilgidir ve aslında hayatın özü ve cinselliğin özü neredeyse üremektir diyen bir daha biyolojik hat bilgisi var. O yüzden de buradaki kıskançlığın şemasının dibi de budur diyen bir ahali var bir taraftan baktığımızda. Sosyolojik taraftan baktığımızda yani o kabul mekanizmalarının ve sistematik duyarsızlaşmalarımızın. Sen bir çalışma söyledin, onu bir tekrar eder misin bana? Hani Amerika'da yapılmış epey fiziksel cazip bir erkek ve fiziksel evet, cazip bir kadın. Yolda yürüyorsunuz, süper seksi bir adam karşınızdan geliyor ya da tam tersine yolda yürüyorsunuz, süper seksi bir kadın karşınızdan geliyor ve size dönüp diyor ki hey bebek benimle bu gece yatar mısın diyor. Çeviri de çok güzel. Hey bebek. Peki. Ve cevaplar şaşırtıcı değil ama tüm dünya genelinde olması nedeniyle güzel sonuçlar var. Kadınların %100'ü asla hayır, tabii ki yatmam diyor. Ama erkeklerin %85'i tabii ki zevkle diyor. Araştırmanın güzel bir sonucu aslında. Buradan da anlıyoruz diyorlar araştırma sonuçlarına göre. Erkekler çekicilik arıyorlar. Fiziksel. Fiziksel. Kadınlar ise ahlaki olarak normlarına uymadığı için bu teklifi reddediyorlar. Ben iki şey sordum sana bu çalışmayı bana söylediğinde. Bir, ne zaman yapılmış dedim. İki, hangi yaş aralığıyla yapılmış dedim. Evet. Şimdi bu cevabın içinde bulunduğumuz son 10'lu 20'li
yıllarda böyle çıkmasına çok şaşırırım. Yani erkeklerle ilgili bir şaşırmam yok. Kadınlarla ilgili bir şaşırmam var. O %100 hayra şaşırdım. İki daha genç grup için bu cevabın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü tabii şöyle de bir bilgi var. Yani fiziksel çekim sadece erkek cinsine ait bir şeymiş gibi bir diğer kodlamaya da sahibiz biz aynı zamanda. Yani o fiziksel haz alma, birini fiziksel olarak beğenme ve o fiziksel beğeninin cinsel bir arzuya doğru dönüşmesi sanki sadece erkekler için var. Evet, şimdi bu da bir hata tabii, bir şahane, nefis bir kodlama ve nefis bir cinsiyet, bir diğer cinsiyetin kontrol mekanizması. Bu arada da hani erişkinleşmiş birinin salt fiziksel beğeniyle cinsel eylemselliğe dönüşmesi pek matah bir şey de değil ayrıca. Yani hani anladık, o ilk gençlik dürtüler. Yani erişkin cinselliği için erkeklerinkinin matah olduğunu düşündüğüm için de söylemiyorum. Ve fakat yani fiziksel olanın kadınlarla ilgili bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Orada da sosyal, ahlaksal bir kodlama var. Yani erkek çocuklarını korumak üzere var olan bir canlı, anladık. Dolayısıyla güçlü olması, da tarihten baktığımızda fiziksel olarak da güçlü olması, yaşamsal olarak da güçlü olmasını istiyoruz. Çocuklarımıza baba seçiyoruz aynı zamanda. Kabul. Bu antropolojik hattan baktığımızda. Ama bizim hattan baktığımızda kadın cinselliği bu şekliyle bir diğer taraftan yine hadım ediliyor diye düşünüyorum ben. Kadın cinselliği de göze, söze, dokunmaya, bir sürü bir şeye aslında açık bir taraftan. Yani net şekilde açık. Fakat hani burada o %100 hayır, bunların hepsine kapalı olma haliyle ilgili. Dolayısıyla ben ileri yaşta kadınların, 40'ların üstündeki kadınların buna %100 hayır diyeceğini açıkça düşünmüyorum. Bunun altını çizeyim. Matah bir şey olduğunu düşündüğüm için değil. Ama toplum tarifinin dışında da cinsellik okumaları yapmaya başladıkları için. Olgun bir okuma olmayabilir bu. Ama serbest bırakılmış bir okuma olur. O serbest bırakıldığında da böyle patinajlar olur diye ama düşünüyorum. Tabii öyle bir durumda kıskançlık patlamalarında daha da düşünmüyorum. Ya şimdi ben sadakatin çok önemli olduğunu düşünen biriyim. Bir ilişki bir takım bedelleri içerir ve bir takım derin hediyeleri içerir. Yani eğer biz monogamik bir ilişki içinde isek, yani bir kadın ya da bir adam ya da bir adam ve bir adam, bu bir sadakat kontratıdır. Dolayısıyla aldatma kabul edilemez. Bir, evet. Sadakat bir bedel midir diye bir soru sorulabilir. Yani iki insanın bütün ömrü boyunca duygusal ve veya bedensel olarak bir başkasıyla olmayı, bir kişiyle olmayı taahhüt etmesi. Sadakat bu. Duygusal ve bedensel. Ve bir insanın ödemesi gereken bir bedel midir? Yani insana ait doğal akış mıdır, değil midir? Ben bir bedel olduğunu düşünürüm. Bu benim kişisel ve profesyonel görüşüm. Ve bir hediye arzusu vardır. Bayağı derinleşilme ve yakınlaşılma, çok yakınlaşma. O aidiyetin, o derin bağlanma ve güvenlik duygusunu talep eder. Bu bedeli ödemeyecek olanın bu tür ilişkilere girmemesi gerektiğini düşünürüm. Sadakat bir insanın bir ilişki içindeki kimliğini tarif ederken bir referanstır. Ama biz sadık olmamayı doğru bulabiliriz kişi olarak ve ona uygun bir hayat şekline geçebiliriz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte. Peki. Öfke konusuna da girmek istiyorum. Kıskançlıkla öfke. Çok süremiz de bu kısıtlı. Ama bizim konuştuğum aslında uyarıyı da yapmamız lazım. Biz burada heteroseksüel ilişkiler, yani kadın evet. ve erkek ilişkileri için konuşuyoruz. Sorularımı da o yönde soruyorum. Çünkü daha bilgili olduğum alan, deneyimli olduğum alan orası benim. Ben şunu çok merak ediyorum. Kıskançlıkta duyulan öfke ahlaki mi, yoksa onu seçmedi, beni seçti mi altında yatıyor? İkisi de. İkisi yani de. Mülkiyet hakkı da barındırıyor mu mesela? Tabii barındırıyor. Yani o... Çünkü o öfke kontrol edilemeyen de bir öfke patlaması çıkıyor orada. Evet. Evet. Yani mülkiyeti mutlak barındırıyor. Bir kontrat var. Bir kere bir kontrat var. Yani adına ister evlilik diyelim, ister sevgililik diyelim. Biri yasal, öbürü değil ama bir kontratımız var. O kontrat ihlal ediliyor. Bir öfke... İki tabii ağır toplumsal baskı. Yani bir çift aldatılmayla ilgili bir hikayeyi anlatmaktan utanır. Aldatan da aldatılan da utanır. Utanç verici bir durumdur ahlaki olarak. Ama mesela anlatırken utanır ama
üçüncü kişiden bahsederken de başka bir onu hak alt ettiyse eğer başka bir gururlu bir konuşma da sergiler aynı zamanda. Öyle ne demek mi? Bu? Ya yani aldattığı kişiyi indirgemez. İndirgemez, evet. İndirgemezsin. Şimdi burada tabii bu hikayede üçüncü kişi, kadın ya da erkek mevzu değildir. Şimdi tabii aldatılan şunu istiyor. Beni kiminle aldattıysan onu yerin dibine sok. Ne kadar feci, rezil, felaket biri olduğunu söyle ve ben de bir rahatlayayım diyor. Ben de şöyle diyorum. Eğer birisi, yani hayatınızdaki insan bir başkasıyla bir ilişki yaşadıysa ve o feci, rezil biri ise burada zaten bir sıkıntı var. İki, eni konu orada yaşanmış bir hikaye var. Hiç doğru gözükmemekle birlikte onu aşağıya indirerek bu ilişkinin yukarı çıkacağı bir şey yok. Yani çünkü aslında misal aldatılan kadın çok ciddi bir öfke duyuyor değil mi? O öfkeyi bir yere fırlatacak. Ya kocaya fırlatacak ya diğer kadına. Diğer kadına fırlatıyor. Bu yanlış adres. Çok yanlış adres. Bir işe de yaramayan bir adres. Yani öfkenin doğru yere fırlaması. O zaman rekabette bulunduğumuz kişiye daha çok kıskanıyoruz. Evet. Evet yani. Ya da öfkemizi ona yönlendiriyoruz. Değerlendirmeler yapmaya başlıyoruz. Mukayeseler yapmaya başlıyoruz. Bütün kızgınlığımızı oraya aktarıyoruz. Ve aldatan da şit aradan çıkıyor. Mesela aldatılan hep mağdura düşüyor bir dönem sonra. O kadın yüzünden beni kocam aldattı oluyor. Öyle değil evet, mi? Evet evet. Yani bu mesela çok marazlı bir algı. Çok marazlı bir algı. Yani en konu biz partnerimize güvenmeyi, burada yani bize ait, bizimle ilgili güvenlik duygusunda sorumlu olan ve itimat ettiğimiz kişi partnerimizdir. O yüzden oyunu doğru yerde oynamamız gerekiyor. Yani diğer kişinin burada bir yeri, yurdu, rolü yok. Yani doğrudur ya da eğridir. Evli olan bizim kocamız ya da karımız. Tamam, güvenmek en önemli şart. Güvenilmeyen insanla birlikte olunmaz. Okey. Kabul. Peki ama ben kıskanç bir kadınım ve ne yapacağım? Cep telefonunu kontrol edemiyorum. Sosyal medya hesaplarına bakamıyorum ama ilk sevgilim biraz fingir diyor. Ne yapmam gerekiyor? Ne demek biraz fingir diyor? Sosyal medyada başka kızlarla, bu arada gerçeklik istiyorum soruların tamam. Komedi olmasın. Sosyal medyada başka insanlarla ufak tatlı flörtleşmeler yapıyor. Aslında bu bir zihinsel aldatma belki de. Fakat realiteye, gerçek hayata bunu taşımıyor. Ben cep telefonunu kontrol etmek istemiyorum. Ama bir yandan da içimi kemiriyor. O şifreleri bilmem gerekiyor mu? Bilmemem gerekiyor. Şimdi bu tabii son dönemin en mühim sorularından bir tanesi. Ben şöyle düşünüyorum. Bundan ayrıksız düşünceler de var. Birbirimizin cep telefonu şifresini elbette bilmeliyiz diye düşünüyorum. Ve fakat birbirimizin cep telefonunu kontrol etmemeliyiz. Şimdi en kaçak, en şahane cevap bu. Burada basamaklar var yalnız. Eğer bu ilişki aldatma ile ilgili bir dert yaşadıysa aldatanın ağır bir güvenlik seremonisi olayı hikayesine doğru girmesi gerekiyor. Ve orada bütün senaryo değişir. Yani cep telefonunuz, sosyal mecralarınız kontrol edilebilir. Ancak bir vakti vardır. Aldatma bir yas sürecidir. Yas biter, defter kaldırılır ve hayat kendi içinde yeni bir normalizasyona döner. Hoşlanmadığımızı söylüyoruz değil mi? Yani benim için sosyal mecralarda flörtleşme kabul edilebilir bir şey değil diyoruz. Ama o yapıyor. Bunun sonrası duygusal olarak bize ızdırap olan bir halin partnerimiz tarafından yapılıyor olması. Yani başkalarıyla flört ederek besleniyor olması. Onu terapiste gitmesi gerekiyor. Yani yoksa bir adım sonrası ayrılındır. Başka bir yere doğru gitmez böyle hikayeler. Yani gün sonunda mutsuzuz, istemiyoruz. Sadakatle ilgili bir ortak paketimizin olması lazım. Yani o çiftlerin kendine özgü yazdığı bir hikayedir. Hani kimi ilişkide haber vermeden evden gitmek sadakatsizlik başlığı altında değerlendirilebilir. Kimi ilişki için yani bu flörtleşme olağan kabul edilebilir. Yani burada samimiyete ihtiyaç var ve ortak bir patern oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bunu oluşturamıyorsak ve birisi bize, o birisi de hayatımızdaki insan yalan söylüyor ise burada büyük derdimiz var. Yani o kimliğin bu flörtleşmenin neye hizmet ettiğini bir bulması gerekiyor.